Benimle evlenir misin? Kır saçlı, uzun boylu, yakışıklı bir adamı oynuyor. Merakla beklenen Pamuk Prens filminin galasında neler yaşandı? Herkesin kendini oynadığı filmde başrolleri paylaşan Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı neyi itiraf etti? Tamer'in de kuşkuları vardı. Hamdi Alkan daha filmi görmeden neden duygulandı? Benim için filmin çok önemli bir özelliği var. Bunu ilk defa burada açıklayalım. Pamuk Prens filminin galasından çok özel görüntüler Star Life'da. Nükteden komedi filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu, Dümbüllü'nün kavuğunun yeni sahibi Rasim Öztekin, eşi Esra Öztekin'le katıldığı galada keten takımıyla pek bir şıktı. Pamuk Prens, Yıldızlar Geçidi gibi bir film. Başrolleri Tamer Karadağlı ve eski eşi, kızının annesi Arzu Balkan paylaşsa da, film boyunca Pınar Altuğ'dan Hamdi Alkan'a kadar pek çok ünlü ismi izleyeceğiz. Üstelik herkes kendini oynuyor. Arzu ve Zeyno ile yaşayabileceğim bir sürü şeyi yaşayamadım. Kızımın büyüdüğünü göremedim ben. Ve en önemlisi Arzu'yu kaybettim. Simsiyah takımıyla Hamdi Alkan ve beyazlar içindeki eşi Selen Görgüzel el ele geldi galaya. Yin ve Yang kadar uyumluydular. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz. Bugüne kadar onlarca filmde, dizide rol aldı. Pek çok dizinin filmin yönetmen koltuğunda oturdu ama Hamdi Alkan için Pamuk Prens filminin ayrı bir önemi var. Benim için filmin çok önemli bir özelliği var. Bunu ilk defa burada açıklayalım. Benim kiloluyken oynadığım son film. Ben o filmi misafir olarak çekimlerine katıldığım zaman sete gelmişlerdi. Bayağı iki tane benden vardı. Şimdi o yarısı yok, yarısı kaldı. Yine bir rol çılgın bir deneme yaptı Tamer'le beraber. İnşallah biz de keyifle seyredecek. Yıllarca Tamer Karadağlı ile kamera karşısında birlikte çalışan ve Pamuk Prens filminde de küçük bir rolü olan Pınar Altuğ salona girince sanki zaman durdu. Ünlü oyuncu beyaz dantelli elbisesiyle göz kamaştırdı. Sohbet başlamadan önce Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ, Selen Görgüzel'le Hamdi Alkan'ı da yanlarına çağırdılar. Hamdileri de alalım. Ekip tamamlandığına göre başlayabiliriz. Bu arada fark ettiyseniz anlaşıp da giyinmişler gibi uyumlu kıyafetleri. Hamdiler konuşulur mu bugün? Evet. Vallahi denk geldi. Yok vallahi denk geldi. Set keyifliymiş ama aklı takılan bazı sorular da olmuş. Yağmur Atacan'ın sessiz sedasız şikayet edişine dikkat. Merhaba deyip oturduk, rolümüze baktık, oynadık, sonra çıkıp yemek yemeye. Ödeme yok, bir şey yok. Yani sıkıntılı bir... Ya bir soru sormadık, siz sormadınız. Yani yemeğimizi bile biz mi ödedik acaba diye düşünüyor insan bir an böyle. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Yağmur Atacan şikayetlerini sıralarken Tamer Karadağlı, Arzu Balkan, kızları Zeyno ile kırmızı halıda belirdi. Filmin en dikkat çekici yanı gerçekliğiydi. Daha önce de dediğimiz gibi herkes kendini oynuyor. Üstelik hikaye de çok tanıdık. Herkes kendi ailesini de oynattı. Birol'un kendi ailesi oynadı. Benim eski eşim, kızım, arkadaşlarım. Bir hatun gördüğün zaman böyle bir değişiyorsun sen ya. Kaşını kaldırıyorsun abi sen. Bir hatun gördüğün zaman kaşını kaldırıyorsun. Kır saçlı, uzun boylu, yakışıklı bir adamı oynuyorum. Ben artık değiştim. Eski ben değilim. Beni affet pek o kadar zor olmamalı. Evet, zor değil. İmkansız. Ünlü bir adamın işte bir dizi teklifi gelmesi ve eski karısına kendini affettirmeye çalışan bir adamı oynuyorum. Tamer Karadağlı biraz çekinmiş bu filmde rol almaya. Türkiye'de hiç böylesi yapılmamıştı daha önce. Yapmalısın dedim, bunu yapmalısın bence dedim. Sonra hepimiz içinde bulduk kendimizi. Ve artık tüm oyuncular bir arada. Pamuk Prens filmi Cuma günü vizyona girdi. Ben oyuncularla çalışmıyorum, arkadaşlarımla film çektim. O yüzden kolay oldu. Aslında doğru söylüyorsun ya. Tamer Karadağlı kim? Ne oyuncular var abi onun gibi Türkiye'de? Zaten yaşlandı, kasıntının teki. Doğru söylüyorsun.